Ne diyecektim ben? Benim kızım da geldi yardıma. Merhaba da herkese. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız sor? Nasılsınız? Peki sen nasılsın? İyiyim. Görüşmek üzere yeni videolarımda. Bay bay. Merhabalar herkese. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Benim kanalımın yeni misafirleri. Bugün sizlerle saçlar için çok güzel bir bakım sprey, besleyici, vitaminli ve tamamen doğal maddeden oluşan sprey yapacağız. Saçları gürleştirmek için, beyaz saçları önlemek için, aynı zamanda saçlarımız böyle ışıltılı ve keratin botoks yapılmış bir hale getiren, güçlendiren, kuvvetlendiren ve rengini de çok güzel bir ışıltılı, canlı renge getiren bir kürdür. Saçlarımız her zaman gür olacak. Saçlarımız her zaman güçlü olacak. Saç köklerini çok güzel besleyecektir. Bu bir doğal saç spreyidir arkadaşlar. Bu doğal saç spreyimizi günlük olarak da kullanabiliriz. Normal bir şekilde saçlarımızı beslemek için, desteklemek için ve aynı zamanda da kellik oluşan, saç kıran oluşan, saçları aşırı derecede dökülen arkadaşlarımız, sizler de kullanabilirsiniz. Çünkü çok da güzel kelliğe, saç kırana, saç dökülmesine, saçların aşırı dökülmesine çok çok iyi gelen bir kürdür, bir tariftir. Evet, şimdi tarifi izleyiniz. Sonra da uygulamasını da size anlatacağım. Evet arkadaşlar, bu şahane kürümüz için pancar sapını kullanacağız. Yaklaşık 3 pancarın sapını alıyorum ben. Ve bunu güzelce önce yıkayacağız. Pancar saplarını güzelce yıkadıktan sonra 2-3 parçaya bölüp şu şekilde bir tencere alıp tenceremize yerleştiriyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı, bir çorba kaşığı papatya ekliyoruz arkadaşlar. Bir çorba kaşığı da keten tohumu ekliyoruz. ml temiz suyumuzdan ekleyelim. Şahane bir saç spreyi olacaktır arkadaşlar. Saça keratin yapılmış hale getiren bir sprey. Gürleştiren, koyulaştıran, beyaz saçların çıkmasını önleyen bir kür yapıyoruz. Evet, şimdi de bunu kaynatacağız. Kapağını örtüyoruz ve çok kısık ateşte arkadaşlar 15 dakika kaynatacağız. Kısık ateşte kaynadıktan sonra ateşten alıyoruz. Kapağını açıp soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Of, buharı çıktı. Soğuduktan sonra tabii ki de alıyoruz, bir süzgeçten geçiriyoruz. Süzgeçten geçirdikten sonra bir kere biraz da içinde ufak malzemeler kalmış olabilir. O yüzden ikinci kez tekrar süzgeçten geçireceğiz.
Renk gördüğünüz gibi kıpkırmızı, bordoya yakın bir renktir. Arkadaşlar bu ne demek oluyor ki? Sarı saçlı, saçları açık olan hanımlar lütfen bunu kullanmayınız. Çünkü saçlarınızı renklendirebilir, saçları koyulaştırabilir. O yüzden bunu kumral saçlı, siyah saçlı, koyu saçlı hanımlar ve beyler ve çocuklar kullanabiliriz. Şimdi bunu alıyoruz. Şöyle benim sprey kabım var. Bir sprey kabı alabilirsiniz kendinize. Büyüğünü de alabilirsiniz. Benimki küçük olduğu için küçüklere iki tanesini yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, şahane saçlarımız için doğal malzemeden oluşan, saçları güçlendiren, kökleri güçlendiren, besleyen ve aynı zamanda da saçlarımızı yağlandırmayan saç spreyimiz hazırdır. Çok güzel, vitaminlidir, faydalıdır. Şimdi de bunun uygulamasına geçelim. Çok güzel, çok basit ve tamamen doğal bileşenlerden, doğal bitkilerden oluşan bir tariftir. Biz tabii ki de evde elimizin altında olan doğal bileşenlerden çok güzel kürler yaratabiliriz, kullanabiliriz, besleyebiliriz. Çünkü yan etkisi sıfırdır. Hiçbir yan etki görmeyeceğiz. Sadece dediğim gibi açık saçlı, beyaz saçlı, boyanmış, açılmış saçlar veya blondin saçlar, doğal blondin saçlar, lütfen bu tarifi kullanmayınız. Çünkü gerçekten saçlarınıza renk katacaktır. Kalan herkes kullanabilir. Çocuklara da uygulayabiliriz. Aynı zamanda da beyler ve bayanlar, hepimiz bu tarifi uygulayabiliriz. Şimdi nasıl kullanacağız? Alıyoruz spreyimizi. Banyodan banyoya, hatta diyorum ki bir gün yapalım bir gün yapmayalım, genel olarak hepimiz saçlarımızı bir gün yıkıyoruz, ikinci gün yıkamıyoruz ve aynı zamanda da belki de haftada 2 yıkıyoruz, 3 yıkıyoruz, öyle olabilir. Banyodan banyoya kullanacağız. Saçlarımızı yıkayıp bitirdikten sonra, daha kurutmadan, ıslak halinde bu spreyimizi sıkıyoruz. Güzelce saçlarımızın dibine, saç diplerine sıkıyoruz. Ben şimdi kuru saçıma gösteriyorum. Ama fark etmez, aslında kuru saça da bunu uygulayabiliriz. Şöyle ıslatıyoruz. Diplerini iyice besliyoruz. Saç kıran oluşan yerlere daha çok uyguluyoruz. Ondan sonra güzelce böyle bir ovalayarak masaj yapıyoruz saçlarımıza. Ondan sonra saçımızı kurutuyoruz ve öylece de bırakıyoruz. Hiçbir yağlandırma olmazdır. Saçlarınızın diplerini yağlandırmayacaktır. Çok koku, hiçbir koku katkısı yoktur. Saçlarımız hiçbir şey kokmayacak. Gerçekten bunu yaptığınızda saç dökülmesi duruyor. Yani fark edeceksiniz onu. Çünkü ben bunu kendim defalarca denedim, yaptım ve gerçekten çok çok memnun kaldığım bir tariftir. Gerçekten bu kürü çok seveceksiniz umarım. Bu spreyi nasıl saklayabiliriz diye sorarsanız, şu an kış dönemidir. Zaten serindir odalarımız. Oda sıcaklığında saklayacağız. Eğer ki sıcak ülkelerde yaşıyorsanız da çok çok sıcaksa, o zaman bunu dolaba koyabiliriz ve orada saklayabiliriz. Ve tabii ki de o şekilde dolaptan çıkarıp kullanıp tekrar dolaba yerleştirebiliriz. Yani buzdolabından bahsediyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. Size sağlık diliyorum, huzur diliyorum, güzel yaşam diliyorum. Yeni videolarımda tekrar görüşmek üzere.